bir taraftan olunanlar diğer taraflarda görevlendirilebilir. Her ikisi de dile getiriliyor ama benim de beklentim kabinenin öncesinde açıklanabileceğim. Şimdi beklenti yüksek. Bana sorduğunuzda ben kulisleri şöyle bir dinlediğimde 16 bakanın da değişebileceğini söyleyebilirim. En azından her biri için bir şey söyleniyor. Ama kaynaklara baktığımızda yine partinin politikaları üzerinden değerlendirdiğimizde aslında çok büyük politika değişikliğine, iktidarın yol yürümesine bu anlamda orada bir değişikliği gösterir. Böyle çok sürpriz bir değişiklik beklenmiyor. Sınırlı ne olur? 5'i bulur mu onu bilemiyorum. 4-5 dile getirilen ve burada en çok merak ettiğimiz Süleyman Soylu, Mevlüt Çavuşoğlu gibi ya da Hulusi Akar gibi aslında siyasetçiler. Onları ne olacak? Yine Fahrettin Koca dediğimiz Milli Eğitim Bakanı'nın adı çokça konuşuluyor. Buralarda bu tür tartışmalı ve yapılan hele pandemi sürecinde de örneğin Koca açısından değerlendirdiğimizde bu süreci sorgulatacak bir değişiklik olur mu? Ben bundan emin değilim. Çokça adı örneğin Ama Koca üzerinden devam. Nergis Hanım, konuşuluyor ama değil mi Ankara kulislerinde yani? Hepsi 16 bakan bile gidebilir. Hani konuşulmasına bakarsak beklenti o açıdan çok yüksek. Tabii biz bu süreçte 2,5 yılda bu Cumhurbaşkanlığı kabinesi içerisinde çok fazla teknokrat isim var, sektör temsilcileri var, dışarıdan gelmiş siyasetçi olmayan isimler. Bu süreçte çok fazla şunu duyduk, bu daha önceki kabinelerle kıyaslandığında siyasetten uzak isimlerle ilgili bir kan uyuşmazlığı oldu. Özellikle parti içerisinde ciddi şikayetler vardı. Gördüğümüz bize yansıyan bilgiler de bunu aslında yürütme organı tarafından da artık görüldüğü ve biraz siyasetçi ağırlıklı yine bir değişiklik olacaksa biraz daha fazla siyasetçinin kabineye alınabileceği şeklinde işaretler var. 4-5 değişiklik olacaksa bu milletvekili alma anlamında değil, meclisten birini almaları kolay değil. Orada komisyon dengesi, divan dengesi sıkıntı olabilir. Ama 5 milletvekiline kadar alabilir. Şu an aritmetik buna müsait ama çok o beklenmiyor. Belki bir isim alınabilir. Ama onun dışında biraz daha siyasetçi ağırlıklı bir kabine alınacaklar da biraz öyle isimler olabilir deniliyor. Kimler olabilir? Eski bakanların adı çokça geçiyor. Onlar biraz da kendilerini konuşturuyorlar belki öyle de ifade edebiliriz. Üfürüyorlar mı Bir isimlerini? Ankara'da aslında yürüyor çok yoğun Yargıda bir üfürmeden şekilde. sonra siyasette üfürme. Efendim? O bakanlar diyor, yani olmak isteyenler kendi isimlerini de üfürüyor olabilirler mi ilgili kişiler aracılığıyla Tabii kulislere? tabii hani bu kulis hazırlıklarını yapıp hani kendini konuşturmak her dönem olur. Bu dönemde tabii oluyor. Bakanlıkların bölünmesi yine bir şikayet konusu. Burada da beklenti çok yüksek. Şimdi çok sayıda Peki bakanlık Nergis sayısı. Hanım, kesiyorum, özür dilerim. Ama en çok merak ettiğimiz husus şu. Şu an kulislerde nihayetinde orada sizin bugünlerdeki en büyük muhtemelen mesainiz bu. Hep birileri bir şeyler konuşuyor. Bakın siz dediniz bu gece bile olabileceğine ilişkin beklenti vardı. Dün burada açık şey yapıyorduk. Konuğumuz Aytunç Erkin. Yani dün için bu gece bile açıklanabilecek dedi. Bakın bu gece olabilecek, dün gece olabilecek. Pazartesi galiba kesin ya da daha yüksek ihtimalle olabilecek gibi hafta sonu, çünkü Cumhurbaşkanı bu konuya ayırmış durumda mesaisini. Şimdi orada adı en çok konuşulan isimler. Tabii ki bunu yani söylediğiniz şeyi hüküm olarak kesin olarak kabul etmeyeceğiz. Ama aranızda adı en çok Bu konuşulan listeye isimler geçer. Fahrettin Koca mı? Fahrettin Koca diyemem. Peki Ziya Bu Selçuk mu? konuda Ziya Selçuk mu? ben bu isimlerden daha çok en çok konuşulan isim derseniz Tarım Bakanı derim, Ticaret Bakanı derim, Aile Bakanı derim ama Fahrettin Koca'yı bu kadar söyleyemem. Bunu şunun için de söyleyemem. İşaretlere bakıyoruz bizler de. Şikayet çok. Bu pandemi sürecinin yönetimi konusunda bir yandan bir o kadar eleştiri var ama bir yandan da Cumhurbaşkanı'nı pazartesi günü yaptık. Cumhurbaşkanlığı kabinesi sonrasında
pandemideki koronavirüsle mücadeledeki Türkiye'nin başarı öyküsü diye 500 sayfalık yayınladığı kitap var. Şimdi siz bu kitabı yayınlayıp sonra bu mücadelenin simge ismini görevden nasıl alacaksınız? Bu başarısızlık olarak yorumlanmayacak mı? Bu açıdan yani ben sürprizlere açığım tabii. Siyaset sahnesi bu. Her şey olabilir ama bunlarla değerlendirince biraz zor gibi görüyorum. Ama o zaman, her şey olabilir. O zaman en ağır isimleri de söyleyelim. Yani Hulusi Akar, Süleyman Soylu, efendime söyleyeyim. Abdülhamit Gül. Bunlarda bir değişiklik beklenmiyor herhalde. Abdülhamit Gül bu reform eylem planı, insan hakları eylem planını hazırlayan isim. Şimdi bu eylem planı ile ilgili bir uygulama takvimi aslında 2 haftada açıklanacaktı. O bile gelmedi. Ama bir çalışma yapılacak. Meclise 2-3 paket gelecek. Şimdi bu paketi hazırlamış bir ismi kabine dışı bırakmak, bu eylem planı şu haliyle bile son dönem son günlerde yaşananlarla bile sorgulanırken, inandırıcılığı konusunda ciddi şüpheler varken hem muhalefet cephesinde hem de başka alanlarda, hani onu değiştirmek de ayrıca bir soru işaretine yol açar. Bunları öngörecekler. Bunların hepsini tartışarak bir kabine oluşacaktır. Hulusi Akar kendini o kadar bağladı ki bu son düzenlemelerle birlikte o olmazsa, hani bir asker olmazsa genel Milli Savunma Bakanlığı yürütülemez noktaya gelmiş durumda. Ki geçmişten bu yana gelen bağlar, başka birçok konu var. Ben buralarda belki dış politikada diyorum bir değişme gidilebilir. Bunun dışında siyasetçi bakanlar açısından çok büyük bir değişim aslında beklemiyor. Eğer kurumsal tartışma da onun üzerine yürür. Tabii Cumhurbaşkanı yardımcılığı konusu da var. Sınırsız birçok Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilirsiniz. Bu sayının biraz artabileceği yönünde değerlendirmeler var. Bu arada simge bazı isimler var. Numan Kurtulmuş, Binali Yıldırım gibi onların da bir süreçte çokça adları geçiyor. Kimi meclis grubuna geliyor, kimisi genel başkan vekili değişiyor, Cumhurbaşkanı yardımcısı oluyor Binali Yıldırım. Hani bu anlamda sizin de kulağınıza çokça geliyordur. Bu isimlere de kulaklar aranıyor bir anlamda. Değişiklikler buralarda da olabilir. Berat Albayrak... Evet, en çok onu biz konuştuk, tartıştık. Hatta ben partinin bölündüğünü de yazmıştım. Parti gerçekten bölündü. Cumhurbaşkanı'nın arka arkaya 2 açıklamasında çok sahip çıkması. 20 dakika konuştu bir konuşmasında. Tabii bu beklentiyi olabileceğine dair söylentileri arttırdı. Kimi dedi partide görevlendirilebilir, kimi kabineye enerji bakanı olarak dönebilir. Cumhurbaşkanlığında ya da bir görev yapıştırıldı, konuşuldu. Ama bizim kulislerden edindiğimiz bilgi, tabii bu süreçte de çok tartışıldı. Özellikle bu rezervler dolayısıyla muhalefetin hedefindeydi. Kampanyalar yürütüldü. Biraz sahip çıkma hem kendi politikalarına, kendi dönemine dair de bir sorgulamaydı. Bunun ne kabineye bir dönüş ne de bir parti yönetimine dönüş anlamına gelmedi. İfade ediliyor. Kendisinin de bunu istemeyeceği, hatta en son bir parti yöneticisinin ifadesiydi. Kendisi de bunu istemez diye. Orada bir kırgınlık var gibi görünüyor. Peki. Zamanla nasıl sonuçlanır göreceğiz ama beklemiyoruz. O da olursa çok büyük sürpriz. Şu anki durum bunun çok olmayacağı yönünde. Peki. Nergis Hanım, görüntünüz bazen sallanıyor. O kullandığınız cihazdan dolayı değil mi efendim? Yoksa evet. Ankara siyasetindeki bir depremle alakalı değil. Şimdi Nergis Hanım, bu bizim açıkça var pazar akşamı. Hazırlıklı olalım. Yani o akşam da açıklanabilir mi bir şey? Hafta sonu çalışacağını biliyoruz. Hı. Bence uzayabilir süreç. Sonrasına da kalabilir. Bu konuda 2 görüş var o açıdan. Öncesi bizim beklentimiz, kabine değişimi için söylüyorum. Ben pazartesi çok beklemiyorum ama pazartesi tabii parti yönetim toplantısı var. 15'er gün arayla yapıyorlar artık. Onun bitiminde orada bir son değerlendirme komple hazırlıkları ele alınır. Teşekkürler yapılır belki. Ben pazartesi çok beklemiyorum. Peki. Ama işte şu an bugün için 19 Mart çok konuşuldu özellikle. Peki. Bu saatten sonra tabii hazırlıklar bitmişse. Hiç belli olmaz efendim, saat daha 11.30 gece uzun.